E şimdi tabii bizim ülke yani Napoli'de şampiyonluğu hedefliyor ama burada da Fenerbahçe'de şampiyonluğu hedefliyor. Yani Ferdi ve Crespo bence çok önemli abi yani 11'in parçaları. Devre arası hani, bırakılır mı? Arda için tamam belki ama hani Arda da Fenerbahçe taraftarı bu kez nasıl karşılar? Ee, Napoli'nin istemesi de olabilir. Herhalde Ay. sezon sonu bir şeyler olacak gibi duruyor. Şimdi e Napoli Fenerbahçe'den aldığı oyunculardan yüksek verim aldı. Hem Kim'den hem de Elif'ten. Elif Elmas'tan çok ciddi verim aldı. Hatta Elif Elmas'ın değerine 60 milyon Euro'lara falan çıktığı söyleniyor. Bu arada da bu vesile hakkını da teslim edelim. Bir transfer gerçekleştiğinde biliyorsun 13 milyon Euro'ya şöyle şeyler söylenmişti işte Ali Koç işte Napoli ile bir takım şeyleri var onun için 13'e verdi kasayı kolaylaştırdı falan gibi demek ki kasa kolaylığı değilmiş yani yani böyle bir cümleler söylendi o günlerde evet. böyle iddialar evet. hatırlarsın iddialarda bulunuldu Hani Elif Elmas aslında bu parayı etmez ama hani Ali Koç kişisel ilişkileri nedeniyle kasa düzenlemesi için böyle bir şey dediler bak. Öyle değilmiş yani. İşin gerçeği bu. Yani Demek ki doğru yatırım yapmış bayağı Baya baya ciddi bir yatırım yapmış oradan da. Adam yetenekliymiş. Heh, yani Ama yetenekli olduğunu ben altyapı hocalarına sorduğumda söylemişlerdi. Altyapıda e, onunla çalışan Şenol Çorlu söyledi. Yani onun alınması e, getirilmesi. Aykut Hoca çok övgüyle bahsetti. Aykut, yani şimdi oyuncuyu işte Müjdat Hoca falan hepsi bunlar söylediler zaten yetenekli olduğunu. Şimdi neyse o kısmı e, ayrı bir yere koyalım. Ee, birinci aldığı oyuncudan yüksek verim aldı. Bugün Kim Jae'nin transferiyle ilgili bir haber vardı yine gazetelerde. Yani Avrupa basınında. Yani Napoli'den başka bir kulübe Hı. transferi konusunda. Ee, şimdi Napoli ne yapıyor? Şimdi Fenerbahçe yüksek bedelle satıyor kendi açısından baktığında. Napoli alıyor. Napoli daha yüksek bir bedelle satıyor. Yani Napoli de böyle bir avantaj kullanıyor. Al sat. Heh. Tabii. Şimdi diyor ki Ferdi Potansiyeli çok yüksek. Crespo potansiyeli çok yüksek. Arda. Şimdi Ferdi 23 yaşında, Crespo 27 yaşında, Arda 17 yaşında. Şimdi oyuncuların yaşlarına baktığınızda bir tek Crespo'nun hani 7-8 senesi var. Diğer oyuncuların böyle çok uzun bir transfer sürecinin de olacağını söyleyebiliriz. Yani çok fazla transfer süreci. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla e, bu üç oyuncuya da Napoli ciddi manada talip olacak olmuş zaten. ESPN'in haberi de doğru bugün e, Avrupa basınında da vardı. Talip olacak ama bu talip olmanın sonucu olumlu biter bitmez onu bilmiyoruz. Ama duyduğumu söyleyeyim yani duyduğumu söyleyeyim size bir duyum olarak yani e, vurgulayayım. Yani Avrupa basınında da biliyorsun bu tür haberler çıkıyor oradan alıyoruz e, kullanıyoruz. Napoli Ferdi için 20 milyon euroyu gözden çıkarmış. 20 milyon euroyu. Abi ortalama 2 4 6 60 milyon yapar mı 3 60 milyon Yapmaz euro. olur mu? Yapar ben fazla tabii. fazla yapar. Yapar. 60 80 yani, arası Crespo ile ilgili olur. de şunu söyleyeyim Serdar. Crespo'nun da menajerini çağırmış <laughs> Fenerbahçe. Eee yani iki sene, 2024'te bitiyormuş sözleşmesi. Uzatmak için. İki sene daha uzatalım diye. Ve e, yok sözleşme imzalanmazsa 15 milyon euro düşünüyorlarmış Crespo için. Vitor Pereira'ya herkes kızıyor ama. Ama Vitor Pereira'ya Crespo'yu getirdi diye kızmadı ki herkes. Şimdi Allah var. Beğenirsin şey... beğenmezsin adam kazandırıyor bak şeyi kazandırdı. Bak ama o konuyla ilgili değil. Vitor Pereira'nın kendi kişisel sorunlarıyla ilgili insanlar eleştirdi. Ha eleştirenler yok arasında... şey transferi de bilmiyor demişler. Yok 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 yok. eleştirenler trans... arasında bu arada kimler <laughs> var biliyor musun? Robin van Persie de eleştirdi onu. Nani de eleştirdi. Hoydonk de eleştirdi. Hoydonk de eleştirdi. Aldun abi de eleştiriyor. <laughs> yani sadece biz değil, Güvenç hoca da eleştiriyor. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim ama yanlış algılanmasın diye söylemek istemiyordum ama madem geldi bugün söyleyeyim yani. Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu <laughs> gösteriyor bak. Yok bu şey konusunda scout'luk <laughs> ki Cezus'un da beğendiği hocalardan biri. Hay yani yaptığı şimdi bak biz hakkını her zaman teslim evet, ediyoruz. Tabii esprisi bir yana Krespo Crespo konusundaki e, kararıyla e, Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ferdi'yi bek olarak e, konumlandırma konusunda bir çabası oldu ve başarılı oldu. Yani şimdi Ferdi'yi bek olarak düşünüyoruz artık. Yani bana göre sol bek değil de sağ bek olması lazım. Sağ bek Osayi Samuel de keza aynı şekilde. E, Fenerbahçe e, sadece bunlar üzerinden gitmiyor bak bu üç oyuncu üzerinden gitmiyor Osay Samuel yani yine e, maddi imkan sağlayabilecek oyuncular listesine yazılmış İsmail Yüksek var Osay Samuel var halen yani elde bunlar da satılabilir e, oyuncular listesinde var yani 5-6 tane oyuncu bu listeye girmiş vaziyette. Yani tabii ama Fenerbahçe burada değil mi Serdar? Aldın abin dediği gibi sezon sonu belki oturacak masaya. Mesela Crespo'yu çağırmasının bir sebebi. Şu tarafı önemli Aykut. Ee, bir yandan sportif başarıyı kovalamanın peşinde. Evet sportif başarıda biraz sıkıntılar oldu ama oyuncu üretip parlatıp satma konusunda şu an son 3-4 sene Türkiye'nin herhalde endisi iyisi diyebiliriz. Yanılıyor muyum? 3 oyuncu da ee, şöyle söyleyeyim sana bak, Serdar, bakmıştım 77.6 milyon euro Vedat Burici var, Şeyler kim hariç... var, Zalai daha vermedi, bu oyuncuda bahsediyoruz. Var. Altıncı oyuncu da Zalai bak, hmm. onu yani, da söyledim. Yani e, o üretip parlatıp satma konusunda e, açık ara önde gidiyor. Bilmiyorum yanılıyor muyum, başka doğru, bir doğru. şey var mı gözümden kaçan? Trabzon'dan Ahmet Can gitti. Öz kaynak düzeninden yetiştiren hani Beşiktaş'ın bu Rıdvan Emirhan ve evet, işte Serdar soracaktı. Saatçi aynı anda gitmesi o da apari bir başarı. Ama o ucuzla mı gitti? Yani gitti o ama ha, En bu, azından bir şey, üretim satma konusunda herhalde Fenerbahçe yakın kulüplerden yok. biri değil e, Cenk Tosun'u sattı rekor şu an Cenk. O da... ama önceden kaldı. Önceden. Ben son 3-4 sene Son düşündüm. öyle Fenerbahçe. Hatta şimdi, en iyisi Fenerbahçe değil mi Aldina Şu bu anda konuda. şu anda bak saymadıklarımızı söyleyeyim şimdi. E, Vedat, Elif ve kimden aşağı yukarı 50 milyon euro aldı. E, onu söyleyelim. Bunun yanında e, sattığı bonusları hariç bunlar. Sattığı oyuncular var başka. Ozan Tufan gitti, ha, Allahyar gitti. Evet. Yani toplam Fenerbahçe'nin 77.6 milyon euro karı var. Karı var. Bu satışlardan karı var ve 6 tane de potansiyel oyuncusu var satmak üzere olduğu. Ee, az önce saydık bir daha e, saymamıza gerek var mı? Arda onlardan biri. Ferdi, yeri. Crespo, Arda, İsmail Yüksek, eee evet. Zalayi ee, bir oyuncu daha vardı az önce söyledik İsmail Yüksek Zalai'yi ee, ya şey saymıyorum Altay'ı saymıyorum yani Altay'ın evet. da böyle bir durumu söz konusu ama yani e, 6 tane oyuncu potansiyel olarak e, gitme durumunda yani böyle bir şeyde de var abi potansiyel Kerem Aktürkoğlu mesela Galatasaray'da var potansiyel var İyi oynarsa Yunus Akgün. potansiyeli var mı var satılabilir Barış'ın var barış var ee, Beşiktaş'a gel Beşiktaş'ta bir de Galatasaray elinde şey var. Nelson var. Nelson var ha. Bravo. Ee, Nelson'la ilgili de girişimler var yani onu da söyleyelim. Yani bu devre arası yani bu Dünya Kupası'ndan sonra şöyle biliyorsun orada 15'lerde falan kaldığı için Galatasaray vermemişti. Yani Galatasaray daldan dala atlamayalım diye söyledim ama 15'lerde olduğu için vermemişti. Dünya Kupası sonrası bu 20'leri geçecektir diye düşünüyorum. Eğer performans olarak iyi Kimi noktada diyorsun? olursa. Victor Nelson, Nelson dediğim. Işte, evet. Yani çünkü Dünya Kupasında oynayacak. Yani Fenerbahçe ara transfer döneminde, Aldon abinin dediği gibi bu oyuncuları, özellikle Crespo'yu ve Ferdi'yi ara transferde satmaz gibi konuşabiliriz mi? Bilgi olarak söyleyeyim, bilgi olarak e, söylediği bir cümle var. E, özellikle e, George Jesus'un hiçbir oyuncumun satılmasını istemiyorum demiş. İstemez. Yani şampiyonluk yarışındaki kadroyu niye e, bozsun? O kapı kapalı abi. Bence yani. ara transferde Fenerbahçe kolay kolay çok astronomik rakamlar olmadığı sürece oyuncu vermez. Şimdi şimdi şeyde, Arda olabilir mi diye soracağım. Ama şimdi, çok büyük bir rakam olursa bazen duramasın önünde. Evet Aynen. şimdi şöyle bir şey yani bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe'de hem yönetimi hem teknik kadroyu önceki teknik kadroyu tebrik etmek lazım. Bak Ferdi, Crespo, Arda, Zalai, İsmail, Osay, Samuel. Altı tane çok net para kazanacağınız oyuncu var. Çok net. Yani şeyleri saymıyorum. İşte mesela Emre Mor oynar, tekrar parlar, 6 ay e, işte e, uzatmak istiyorlarmış 2027'ye kadar falan olur. Ama yani Fenerbahçe takımının bu manada çok büyük kârı var. Ama şunu da unutmamak lazım. Bunun yanına şunu yazıyorum bak. Hemen yazalım. E, çünkü bir anda e, farklı bir boyuta geliyoruz. Bu oyuncuların, bu oyuncuların bir anda Avrupa piyasasında bu kadar öne çıkmasının, Napoli'nin bu kadar istekli olmasının, Paris Saint Germain'in Arda'yı takip etmesinin, Barcelona'nın Arda'yı takip etmesinin sebebi ne? Cesus ve Avrupa Ligi. İkinci saatta.